Ne güzel bir yer. Demek iletişim ve medya eğitimi alıyorsunuz. Türkiye için çok revaçlı bir meslek seçimi. Yani aslında ben Türkiye'yi pek hesaba katmıyorum. Yani okul bitince ne olur bilmem ama Türkiye'ye dönmeye pek niyetim yok. Yazık. Türkiye için ne büyük bir kayıp. Türkiye'nin sizin gibi parlak iletişimcilere ihtiyacı var oysa. Ben iletişim okumuyorum. Ve burada kalmaya da hiç niyetim yok. Dur tahmin edeyim. Sen moda eğitimi alıyorsun. Evet. Bir bakalım. Güzel sanatlar. Akademi falan. Heykeltıraş değil. Resim. Ay vallahi falcı gibisiniz. Hayat çizgisinden falan mı anladınız? Yo. Ellerindeki boya izlerinden. Tabii eğer badana boya yapmıyorsa resim yapıyordur. Evet, resim eğitimi alıyorum. Vay be. New York'ta bir Türk ressamı. Buna içilir işte. Neden hayallerinde New York yok Bahar? Oysa sanatın kalbi burada atar. Benim kalbim burada atmıyor ama. Öyleyse Floransa. Bunu nereden bildiniz? Floransa Bahar'ın en sevdiği yerdir. Bence görmelisin. Beni en çok etkileyen şehirlerden biri olmuştur Floransa. Çok etkileyici, müthiş. Anılar canlandı galiba. Durup dururken bir şehir sizi niye bu kadar etkiledi? Neler yaşandı Floransa'da? Ay ne kadar meraklısın Duygu. Sana ne herkesin özel hayatında? Oh be ya. Ya bu gece hiç sinirlenmeyeceksin diye çok merak ettim ha. Duygu, bu sinir küpüyle nasıl aynı evde yaşıyorsun Allah aşkına? Ah, açtırmayın kutuyu, söyletmeyin kötüyü. Asıl sizin çevreniz sizin bu alaycılığınıza nasıl dayanıyor acaba? Ah tabii, bir çevreniz varsa. Bu ne ilginç bir yüzük böyle. Dan sembolü falan mı yoksa harem mührü mü? Hanedan sembolü. Aa, ne hanedanı? Bir aile sembolü. Uzun yıllar önce iki tane yapılmış. Gelenektir. Düğünlerde biri geline, biri damada takılarak böyle süre gelmiş. Öbürü de eşinizde herhalde. Bu babamın da. O ölünce bana takıldı. Sen nerelisin Allah aşkına? Ortahisar. Nerede bu Ortahisar? Ürgüp civarı. Aa, orası en az Floransa kadar güzeldir. Seymen Bey, sizin bu hanedan ne işle meşgul acaba? Pek çok işle hanımefendi. Mesela? Tarım, tütün, ihracat, konserve. Yani ne bileyim işte, üzerinde Karadağ yazısı gördüğünüz her şey. Yarın sabah uçağım erken kalkıyor. Kalkalım mı? Aa, biz sizi burada yaşıyorsunuz sanmıştık. O eskidendi, öğrencilik yıllarında. Peki, buraya sık sık geliyor musun? Pek değil. Konserve fabrikasını yenilemek için buradayım. Genellikle işim İstanbul'da oluyor. Orta Doğu'da, Rusya'da. Ama yıllar sonra yine de burada olmak çok hoştu. Hoştu demek. Evet, hoştu.